Merhabalar, ısıyla dönen semazen deneyini bir de böyle deneyelim. A4 kağıdını aldım. Enlemesini ikiye katlıyorum. Oluşan kat yüzünden ikiye ayırdım. Elde ettiğim parçalardan birini kulaklarından üçgen oluşacak şekilde içeri kıvırıyorum. Sonra diğer tarafını içeri kıvırdıktan sonra açtığımda X şekli oluştuğunu gördüm. Oluşan şeklin altta kalan bölümünü elimle ayırdım. Elde ettiğim kare üzerindeki izlerden karenin merkezine doğru makas ile kesikler atıyorum. Dikkat edelim, merkezi 2 santim kala kesmeyi bırakalım. Yoksa semazenin dönüşünde sıkıntılar çıkabilir. Semazen dönerken daha iyi gözlemleyebilelim diye oluşan 4 parçadan karşılıklı olan 2 parçayı siyaha boyadım. Bir toplu iğne alıyorum. Bu kanatların her birinin aynı tarafındaki kulağından geçiriyorum ve en son merkezden geçiriyorum. Elde ettiğim pervaneyi bir kenara koyuyorum. A4 kağıdının diğer parçasına bir daire çizdim. Huzurlu bir yüz, sikke adındaki şapka, 23 derece eğimli kulaklar, kuşağı çizdim ve makas ile kestim. Semazeni pipetin 2 santimlik kısmını kıvırarak bant yardımıyla sabitliyorum. Pipetin semazen takılı bölümü dik dursun diye bant ile bir sabitleme daha yaptım. Son olarak öncesinde oluşturduğum iğneye takılı olan pervaneyi pipetin semazen takılı yerinin hemen altına batırıyorum. Tepsimin üzerine 4 mum sabitledim. Yaktım. Semazenimin arka kısmına dikkatli bakın. Şimdi de ısının semazenin eteğine etkisine bakalım.